Selam arkadaşlar, ben Hakan Kartal, ses sanatçısı, ses eğitmeni ve vokal koçu. Bugün tesadüfen gördüğüm bir video karşısında analiz yapmadan duramadım. Çok değerli bir müezzin dostumuz, Bursa Yeşil Mescit Camii'nin müezzini Recep Uyar. Kendisi makamlara göre ezan okuyor. Her ezan vakti için ayrı bir ezan okuyor. İşte sabah namazı için sabah makamı, öğle namazı için Hicaz makamı, efendim ikindi için Rast, akşam için Segah, efendim yatsı için Hüseyni, Uşak hepsini okuyor. Bütün makamların kendi dizilişi, kendi içindeki o efektleri, o renkleri, o geçkileri, o seyri hepsini yapıyor. Makamlara da çok son derece hakim ve güzel bir sesi var. Bir analiz edelim bakalım neler yapmış. Şöyle başa alalım. Haydi bakalım. Terennüm subuh sabahi. Sabah makamıyla giriyor arkadaşlar. Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu Aa, girdi. Güzel, güzel. Devam. La, 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 la. ekber, Türk müziği dizilerden oluşuyor arkadaşlar. Makamsal diziler, dörtlüler ve beşliler var. Bunu aslında kağıt üzerinde göstermek lazım. Bir ayrı bir video hazırlayıp bunlarla ilgili de bir video yapıp bilgilendirmek istiyorum. Sabah makamı karar perdesi dügah. Dügah yani la sesi Türk müziğinde dügah la'ya denk geliyor. Dügahta bir sabah dörtlüsü var. Bir de sabah dörtlüsünün güçlü sesi olan çargah sesi yani do. Onun üzerinde bir Zirgüleli Hicaz beşlisi var. Dörtlü ve beşli biraz geniş bir makam, biraz baba bir makam diyelim. İnsanın içine de değişik duygular uyandırır. Sabah ezanına insanların daha rahat uyanabilmesi için düşünülmüş bir makam. Biraz da ondan kaynaklanıyor. Hoca da çok güzel okudu. Devam ediyoruz. So this is the maqam of Tarannum. It's called Sabah. It's to keep you awake. Ezan-ı zuhur. Makama terennüm melodi Hicaz. Şimdi Hicaz okuyor. Hoca bakalım nasıl okuyacak? Allahu ekber, Allahu ekber. Hoca çok hakim makamlara. Ya bir ders almış ya da üstatların yanında yetişmiş. Ya alaylı ya mektepte, ikisi de olabilir. Ben kendisini tanımıyorum. Tek kusur benim gördüğüm, şimdi genelde müezzinler, hocalar seslerini daha rahat duyabilmek için ellerini böyle yaparlar. Kendi seslerini kulaklarında duyabilmek için, daha rahat dış taraftan duyabilmek için. İç kulaktan farklı duyarsınız, dıştan kendi sesinizi farklı duyarsınız arkadaşlar. Bu alışkanlık. Yalnız kafayı geriye atıyor. Kafayı geriye atması sesi biraz zorlar, adaleleri zorlar, ses tellerini zorlar. Tabii bu alışkanlık, yılların alışkanlığı. Kim bilir kaç senedir müezzinlik yapıyor. Tek kusura gördüm. Yoksa okuma tarzı, makam, hakimiyeti son derece güzel. Devam edelim. Rast. Rast biraz böyle erkek bir makam. Evet. Dinleyelim bakalım. Rast da güzel bir. Çok duyarız piyasada. Rast çok şarkı var. Hicaz da çok şarkı var. Bunlarla ilgili çok şarkılar duyarız piyasada. Rast makamı da yine dörtlüler, beşliler. Tüm makamlar dörtlüler ve beşlilerden oluşuyor. Rast makamı da güçlü sesi rast perdesidir yani sol olarak geçiyor. Solfej yaparken. Rast beşlisi re sesi üzerine yani neva üzerinde rast dörtlüsü. Beşliler ve dörtlüler birleşti. Makam dizisini oluşturdu. Bakalım nasıl okuyacak hoca? Biraz Arap gırtlağı yaptı. Araplar da böyle okurlar. Rasta. Arada geçkiler falan. Çarpmalar süper. Devam.
Harika, harika. Devam ediyoruz bakalım şimdi ne yapacak? Segah. Segah makamı çok baba bir makam. Zor bir makam, çok güzel bir makam. Segah makamı da Segah beşlisi dedim. Beşliler dörtlülerden oluşuyor makam dizileri dedik. Segah beşlisi Eviç makamı, ya Fa diyez, Eviç her notanın bir isim var Türk müziğinde. Fa diyez perdesi Eviç diyoruz ona. Eviç'te de Hicaz dörtlüsü var. Beşli ve dörtlü. Ters mi yaptım? Neyse beşli dörtlü fark etmez. Beşli, beşlinin üzerine de Eviç perdesi üzerine yani Fa diyez üzerine bir dörtlü, Hicaz dörtlüsü oturtuyoruz. Segah makamı dizisi oluşuyor. Bakalım hoca bu makama ne kadar hakim? Görelim. Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Çok güzel final ya. İnanılmaz bir karar verdi. Harika. Nomad. Harika. Bakın arkadaşlar bu doğaçlama, bu biz buna Türk müziğinde seyir yapma bir şekilde, yani bu yazılı bazılı bir notası falan olmuş değil. O içinden nasıl geliyorsa öyle söylüyor. Harika söylüyor. Bu Türk müziğinde bir seyir yapıyor yani. Doğaçlama okuyor. Bu bir kabiliyet. Herkeste olmaz. Tabii kulak o kadar dolmuş. Yılların alışkanlığı, çalışma hepsi üst üste. Hoca harika. Devam edelim. Başka ne makam var? Uşşak'ı Hüseyin'i. Uşşak ve Hüseyin'i yapacak. Uşşak makamıyla Hüseyin'i makamı birbirlerine benzerler. Karar perdeleri aynıdır. Yalnız güçlüleri farklı. Güçlü dediğim Uşşak makamı, Uşşak dörtlüsü Buselik beşlisinden oluşuyor. Dörtlü ve üzerine Buselik beşlisinin gelmesi. Yani Uşak makamının güçlüsü Neva perdesi. Ama karar perdesi Dügah yani La. Hüseyin'in ise beşli, karar perdesi Dügah, güçlüsü Hüseyin'i perdesi. O da Hüseyin'i beşlisi ve Uşak dörtlüsünden oluşan bir dizisi var. Bakalım nasıl yapacak, birbirine nasıl geçki yapacak, çok merak ediyorum. Hazin yani böyle. Da'isha is the end of the day, so it's a sad melody. Allahu ekber, Allahu ekber. Süt içtim, dilim yandı. Bakın hemen aklıma ilk geldi yani. Uşak. Allahu ekber, Allah. Harika, devam. Maşallah. Rehber de hocanın alnından öptü. Bravo. Hoca son derece kabiliyetli, son derece başarılı. Tebrik ediyoruz kendisini. Umarım bir gün bir yerde karşılaşırız, muhabbet ederiz. Müzik hakkında konuşuruz. Efendim ezanlar hakkında, makamlar hakkında konuşuruz. Çok memnun olurum. Hocanın daha başka videolarını da gördüm. Onlarla ilgili arada da analizler yapacağım. Şimdilik benden bu kadar. Görüşmek üzere.